hem kendi hem toplum sağlığı için aşı olması gerekiyor mutlaka. Herkesin sadece kendini düşünmemesi gerekiyor. Ferdi bir şey değil bu. Devletlerin zorlamasıyla ben aşı oluyorum ama böyle bir zorlama olmasa, HES kodu zorunluluğu olmasa ben aşı olmazdım. Ha, kimsenin kimsenin hakkına yemeye gerek yok yani. Herkesin olması gerekiyor. Koronavirüsle mücadelenin en etkili silahı aşı, kişisel bir tercih mi yoksa toplumsal bir sorumluluk mu? Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Sorumluluk. Neden böyle düşünüyorsunuz? Vatandaşlık görevimiz. Başka bir şey söylemiyorum. Peki aşı olmayan vatandaşlarımız var. Bunlar için neler söyleyebilirsiniz? Onlar da kendi düşünceleri. Ama yani aşı olsunlar. Aşı kararlı ya, karar olması lazım. Vurulmak için mecburuz yani bunu. Kendi şeyimizi savunmamız için en önemli şeyimiz. Bilgilerden biri bu şeyler. Peki aşı oldunuz mu? Oldum. Kişisel aşı oldum. Kişisel bir karar olarak mı, toplumsal bir sorumluluk olarak mı? Kişisel olarak şittim. Toplumsal da oluyor yani, bu mecburuz yani bunu vurmak için de. Üçünü de vurulduk şimdi. İki Çin aşısı, bir de BioNTech vurulduk. Şu anda bize başka sorun yok. Ne güzel bir şey, bir şeyini görmedik şimdiye kadar. Bu zorunlu bir şey. Vurulmak lazım. Herkesin şeyine uymamız lazım bu yönden de. Toplumsal bir sorumluluktur. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü senin olmadığın aşının yüzünden ben hastalanıyorum veya başkasına bulaştırıyorsunuz. Yani herkes eğer toplumda, yani aşı karşıtlarına özellikle söylüyorum, eğer aşılarını olmuş olsalar bugün pandemide 30 bin rakamı, 20 bin rakamlar hayal olur. Yani devlet bunu yapıyor. Para da almıyor, pul da almıyor. Git ol kardeşim lütfen ya. Ne olur yani, olsan ne olur? Olmuyorlar yani. Olmayınca da işte böyle gazını yokturuyor toplum olarak. Abla, bence kişisel bir tercih. Çünkü herkes istediği gibi yaşayabilir. İsteyen vurunabilir, isteyen vurulmayabilir. Yani o yüzden kişisel bir tercih. Peki aşı oldunuz mu? Evet, iki aşı oldum. Aşı olmayan vatandaşlarımız var. Bunun için neler söyleyebilirsiniz? Abla, kişisel bir tercih olduğu için çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Toplumsal bir sorumluluktur. Yani ben de aşımı oldum. Rahatım yani, bilmiyorum. Neden böyle düşünüyorsunuz? Yani kimsenin kimsenin hakkına yemeye gerek yok yani. Herkesin olması gerekiyor. Yani öyle düşünüyorum. Sorumluluk, mecburi bir şey. Karşıdaki insanı düşünerekten, önce kendi hayatın sonra karşıdaki insanı düşünerekten yol almalıyız. Ama yol alamıyoruz. Hala aynı yerde takıntı halinde kalıyoruz. Aşı oldunuz. Evet. Peki aşı olmayan vatandaşlar için neler söylemek istersiniz? Aşı olmalarını isterim hepsinin de. Çünkü kendi sağlığı ve bizim için, hepimiz için toplumsal bir görev bu. Herkes kendine göre, yani kendini korumak için. Ben şahsen oldum yani, kendimi korumak için. Kişisel bir karar olarak oldunuz değil mi? Evet. Yani haberleri gördüm, biraz etkilendim. Önce yaptırmamak istedim, sonra yaptırdım. Ailemin baskısıyla falan, ama yani kişisel oldu gerekli. Toplumsal bir sorumluluk. Neden böyle düşünüyorsunuz? Kendimi değil, toplumun sağlığını da düşünerek aşı yapılmam lazım değil mi? Peki aşı olmayan vatandaşlar için neler söyleyebilirsiniz? Hem kendi hem toplum sağlığı için aşı olması gerekiyor mutlaka. Herkesin sadece kendini düşünmemesi gerekiyor. Ferdi bir şey değil bu. Vallahi ben o konuda çelişkiliyim. Yani aşı Covid'le birlikte çok kısa bir sürede bulundu. Sonuçları daha belli değil ama önlediğini düşünüyorum ben. Ben 4. aşı oldum. 5. olacağım ama bu bir yerde bana zorlama. HES kodun olmazsa hiçbir şey yapamıyorsun. Seyahat edemiyorsun, bankalara giremiyorsun. Bunu devletlerin zorlamasıyla ben aşı oluyorum ama böyle bir zorlama olmasa, HES kodu zorunluluğu olmasa ben aşı olmazdım. Ama kendimi de korurdum. Böyle bir salgın var yani. Onun için ben yine de aşıyı olumlu buluyorum. Ama zorlamayı doğru bulmuyorum böyle önleyici tedbirlerle. Ama insanlar aşılarını olsunlar, böyle bir salgın var. Dünyada var yani. Toplumsal sorumluluktur. Neden böyle düşünüyorsun? Toplumun sağlığını düşünüyorum ben yani. Yani başka ne düşünülebilir ki? Peki aşı olmayan vatandaşlarımız için neler söyleyebilirsiniz? Aklının yetmediğini söylerim. Başka bir şey söyleyemem yani.